Hazreti Ayşe vallahi dünyayı sevmedi Müslümanlar. Sevmedi. Sevmediği gibi bakın bir şey daha sevmedi. O da çok gariptir. Halbuki hak ettiği bir şeydir. Dedi ki bir hayır olarak boynuna gerdanlık gibi asılmış. Ne? Müminlerin annesi olmak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesi olmak. İfk hadisesinde Allah azze ve celle üzerine Nur suresi indirip temize çıkartılmak. Bunlar bir gerdanlıktır Müslümanlar. Övünülecek şeydir. En güzeli de Muhammed Aleyhisselam gibi tatlı, merhametli, güler yüzlü, şefkat sahibi. Yeri geldiğinde Allah için gadaplanan ama yeri geldiğinde de merhamet eden anne gibi olan bir peygamberin zevcesi olmak. Benim kocam var ya elhamdülillah İSKİ'de genel müdür. Ayıptır söylemesi riya da olmasın. Falanca işlerin de sahibidir. İnsanlar böyle konvoy olurlar, el pençe divan dururlar. Kapısında bir nöbetçi vardır. Özel kalem müdürü vardır. Ulan nedir bu adam? Affedersiniz argo konuşurum kusura bakmayın. Ben dedim ki bu sokağın adamıyım. Ben ilim sahibi bir adam değilim. Hoca da değilim. Çok rahat konuşurum kusura bakmayın. Sen kimsin? İSKİ'nin genel müdürüymüş. İGDAŞ'ta falanca bir rütbeye sahipmiş. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halkla ilişkilerde bilmem neymiş. Zabıtada bilmem ne amiriymiş, bilmem neyin ne memuruymuş, amlan onunla övünüyor. O evladı onunla övünüyor, anne onunla övünüyor. Ya benim alim bir çocuğum var, benim hafız bir evladım var, benim oğlum dün Allah yolunda şehit oldu, benim oğlum Allah yolunda çalışıyor. Anne utanıyor, baba utanıyor. Diyemiyor elhamdülillah. Bakın utanılacak bir şey daha haykırayım mı? Böyle bir adama kız vermekten utanan adama da yüzüne tükürüyorum. Adam davetçi. Ve para etmiyor abi. Bugün davetçilikle karın doymuyor. Biliyorsun işte bak çoluk çocuk masrafları şu bu derken okula gidecek. Ya benim evladım Allah yolunda mücadele ediyor. Arakan'a koşuyor, Afganistan'a koşuyor, Irak'a koşuyor. Türkiye'nin içerisinde Anadolu'ya koşuyor, Doğu'ya koşuyor. Yahu senin çocuğun hidayetten yoksun kalmasın diye Allah yolunda mücadele ediyor. Ya ne yapalım abi ben de isterdim de işte kızımız da diyor ki işte biraz şey olsun be meslek sahibi biri olsun. Ah anam ah nelerle övünüyoruz ha. Nelere kaldık. Övündüğümüz şeylere bak. Falanca yerin genel müdürü. Oldun mu kusura bakma bu mescitteki abiler bile önlüklerini yıkıyorlar. Böyle yapıyoruz. Abi. Öyle mi abi vallahi. Ye kürkün muhabbeti var ya. Ne hale geldik Müslümanlar. Benim annem Hazreti Ayşe radıyallahu anh. O kürkün en değerlisine sahip peygamber hanımı, babası Hazreti Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içerisinde oturduğu sırada demedi mi? Dedi ya Ebu Bekir dedi neredesin? Buradayım dedi ya Resulallah gel dedi buraya sağına aldı. Ey Ömer dedi neredesin? Çıktı Ömer bin Hattab soluna aldı ikisini kaldırdı. Dedi ki kıyamet gününde bunlarla haşrolunmak istiyorum dedi. Ya böyle bir adamın kızı kürkün en kalitelisine sahip. En değerlisine sahip.